Ayça Alan Atalay konuğumuz. Benim çok sevdiğim konuları konuşacağız Ayça hocamla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hilal Hanım. Şimdi benim çok sevdiğim konular dedik de böyle anti-aging mevzuları geldi mi çok hoşuma gidiyor. çünkü teknoloji gelişti, hekimlerimiz inanılmaz, yurt dışından beri bile birçok hasta geliyor. Hasta demeyeyim aslında, bir şekilde kendine danışan da diyebiliriz. Görüntüsüne dikkat eden, biraz daha farklı görünmek, biraz daha iyi görünmek isteyen çok kişi yurt dışından geliyor. Şu anda gençleşmek için ya da mevcut gençliği korumak için ne gibi yöntemler var? Birçok farklı yöntem var bu anlamda. Tabii hastaya göre uygun tedaviyi seçmek en önemlisi burada. Fraksiyonel lazer uygulamalarımız mevcut. Aynı zamanda long pass endiyak lazerle kombine %4 boyutlu bir gençleşme sağlayan bir tedavi protokolümüz söz konusu. Ağız içinden başlıyoruz tedaviye Hilal Hanım. Ağız içerisindeki kasların seyri boyunca küçük küçük atışlar yaparak kolajen ve elastin yapımını artırıp yanaklarda lifting sağlayabiliyoruz. Burun yanı çizgilerinde yumuşama, yüz kontüründe keskinleşme sağlayabiliyoruz. İyice çok güzel sonuçlar alabilen bir yöntem bu. Şimdi ağız içi dediniz ya önce. Şimdi tamam, sonuçları çok hoşuma gitti. Hani şu çizgiler falan olmuyor, gidiyor bunlar böyle geriliyor da. Acıyor mu? Ağrı yok aslına bakarsanız. Çok hafif bir ısı hissi söz konusu. Dolayısıyla da çok rahatlıkla biz kremle uyuşturmadan dahi gerçekleştirebildiğimiz bir yöntem bu. 4 tane farklı basamağı söz konusu. İlk basamak dediğim gibi ağız içiyle başlıyor. Ağız içinde yüzdeki kasların traseleri boyunca küçük atışlarla beraber o bölgede ısının etkisiyle kolajen ve elastin yapımını uyarmayı hedefliyoruz. İkinci basamakta cildi üstten ısıtıp yine kolajen ve elastin sentezini uyarıcı bir işlem gerçekleştiriyoruz. Yani aslında cildin kendi yapılarını uyarıyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Bir şey aynen vermeden öyle. Dışarıdan. Aynen öyle. Dolgu gibi bir şey ya da botulinum toksin gibi bir şey enjekte edilmeksizin kendi vücudunuzun kolajen ve elastin sentezini uyaran bir yöntemle beraber lifting yapmayı amaçlıyoruz. Böyle basamak basamak son basamağında da küçük bir yüzeyel peelingle sonlandırıyoruz. O da cildin daha böyle aydınlık, canlı, parlak gözükmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Sizin cildiniz o yüzden güzel herhalde. Kendinize yapıyor musunuz hocam? Çok sağ olun. Tabii ben bütün uygulamaları mutlaka kendime deniyorum. Çünkü bir şekilde hastaya onu açıklarken ne hissedeceğini söylemek gerektiği zaman bir şekilde siz onu daha kolay anlatabiliyorsun. Yan etkisi olursa bilmek için belki. Aynen öyle. Aynen öyle. Hasta diye bence çok mantıklı hocam. Biz de tabii hasta olunca şöyle, daha doğrusu gittiğimiz zaman bir doktorumuza bakıyoruz. Doktorumuz güzel mi? Genç mi? diye şöyle genelde hani diş hekimine gidip güzel dişler görmek istemek gibi. Ya da şey, kelin ilacı olsa kendi başına sürermiş misali. Aynen öyle. Aynı o hesap. Peki biz aslında botoksu, dolguyu bile ameliyatsız gençleşme yöntemi olarak, aa ne güzel yeni gelişmeler bunlar, güzel gelişmeler olarak değerlendiriyoruz medikal estetik konusunu. Ama bu yöntemler, bahsettiğiniz yöntemler bambaşka yöntemler. Onlar daha da akla yatmıyor değil şimdi dışarıdan hiç madde almadan. Tabii bir şey enjekte edilmediği için, vücuda dışarıdan yabancı bir şey enjekte edilmemesi dolayısıyla da doğaldan yana olanların daha çok ilgisini çekiyor. Evet, benim şimdi çok merak ettiğim bir konu daha var. Çok makyaj yapıyoruz, gözenekler açılıyor. O gözeneklerin tekrar sıkılaşması gerekiyor çünkü hani yok içi dolar, işte siyah nokta olur, o olur, bu olur ki zaten gözenekli bir cilt istemeyiz. Gözeneklerimizi nasıl sıkılaştıracağız? Yağlı ve karmaya dönük ciltlerde öncelikle bir cilt temizliğiyle başlamakta fayda var. Cilt bakımına kombine edilebilen çok güzel cihazlar söz konusu Hilal Hanım. Bunlarla beraber cildi arındırdıktan sonra şu an için en belirgin gözenek sıkılaştırmaya yarayan yöntem iğneli radyo frekans yöntemleri. Cilt bakımının arkasına krem sürüp yaklaşık bir yarım saat kadar uyuşmasını bekliyoruz. Onun ardından iğneli radyo frekansla işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İğneli radyo frekans cihazının uç kısmında 25 tane altın iğne bulunuyor. Bu iğneler cilde girip yaklaşık olarak 0.5 mm ile 3.5 mm arasında derinliği değiştirilebiliyor iğnelerin. Cilde iğneler girdiği zaman iğnelerin üzerinden radyo frekans dalgaları veriyoruz cilde. İğne bizi acıtmasın. Yani hiç acısı hani yok diyemem. Onu da kendim denedim bir şekilde, tecrübe edip de anlatabilmek adına. Hani çok böyle inanılmaz ağrılı bir yöntem değil ama mutlaka bir ısı hissediyorsunuz. Çünkü oradaki amacımız radyo frekans dalgalarının verdiği ısının yardımıyla yine kolajen ve elastin yapımını uyarmak. Üzerine tedaviyi tamamladıktan sonra ihtiyaca göre yüz ve boyun olarak gerçekleştirebiliyoruz tedaviyi. PRP denilen, kendi kanımızdan elde edilen kök hücrelerle yapılan tedavi veya mezoterapiyle kombine edebiliyoruz iğneli radyo frekans yöntemlerini. Gözenek sıkılaştırma konusunda günümüzde en belirgin fayda sağlayan yöntem iğneli radyo frekans yöntemleri. Evet, normalde o hani PRP, PRP dediğiniz yöntemleri de ben çok severim. Yine kişinin kendi kanını sonuçta santrifüje ederek
bir şekilde yüze verme durumu söz konusu ki bu güzel aslında. Yine dışarıdan yabancı madde değil, kendi kanınla iyileşme söz konusu oluyor. Güzel oluyor. Ben de onu seviyorum aslında. Şimdi şöyle bir kavram karmaşası var. Geçen bir magazin programında gördüm. İşte diyorlar ki dudağa botoks, dudaklarına botoks yaptırmış diyorlar bir ünlü için bahsederken. Sonra işte başka bir şeylerden daha bahsettiler ama botoksu dolguyu biz hep duyuyoruz ama botoksu dolguyu doğru bilmiyoruz biz. Mesela bildiğim kadarıyla dudağa botoks yapılmıyor. Yapılıyor aslında bakarsınız. Dudak çevresinde bu sigara içmeye ya da böyle bayanlar çok dudak düzelerek konuşurlar ya. Çizgiler için diyorsunuz. Dudağını doldurmuş anlamında söylüyorlar aslında. Dolgu dudak anlamında, dediğiniz gibi maalesef botoksun öyle bir etkinliği yok. Ama çok küçük bir nüans farkı var orada. Çizgileri azaltmayı hedeflerken dudakta çok azıcık lifting yapabiliyor. Ama tabii bir dolgunun verdiği volüm etkisini yaratmıyor. Dolayısıyla o yanlış bilinen bir gerçek dediğiniz gibi. Çünkü dudağa volüm vermek amaçlı bizim primer olarak kullandığımız yöntem dolgu maddeleri enjeksiyonu. Botoks sadece dediğim gibi dudak çevresi çizgilerini azaltmak, aynı zamanda da şöyle küçücük bir fayda ile beraber çok azıcık diptik sağlayabiliyor dudak kontürünün olduğu kısımlarda. Önemli bir şey söylediniz ama birçok hani artık kadının problemi ya da erkeğin de diyebiliriz. Hani o smoker's line denen hani buradaki çizgiler. Yani bu çizgilerden dertli olan çok fazla insan var. Demek ki onun da çözümü bulunabiliyor. Dolguyla kombine edildiği zaman daha güzel sonuçlar veriyor Hilal Hanım. Erkekler şanslılar bu konuda. Onlarda bıyık olduğu için dermis daha böyle güçlü bir yapıya sahip. Biz hem bayanlar dudak büzerek konuştuğumuz için özellikle kuru cilde olan ve sigara da içen bayanlarda yaşın ilerlemesiyle beraber böyle rujun içerisine dolmaya başladığı çizgiler görmeye başlayabiliyoruz. Çok ileri boyutta çizgilenmeleri olan kişilerde en mantıklı olan önce botulinum toksin uygulamalarıyla büzme hareketini birazcık hafifletmek. 2 hafta sonra kontrole geldiğinde de dudağın kontür kısmına çok minicik dolgu enjeksiyonları ile beraber orayı hem gerip açmak hem de dudağın büzme hareketine birazcık daha dirençli olmasını sağlamak şeklinde kombinasyon tedavileri gerçekleştirilebiliyor. Evet. Bunun dışında dudak üzerindeki deriye fraksiyonel lazerle de birazcık kolajen ve elastin yapımını artırarak güçlendirdiğimiz zaman yine çizgilerin hafiflediğini görüyoruz. Evet, orada da çizgiler sonuçta o kadar güçlü olmuyor da biraz daha hafif oluyor. Peki ya buradaki çizgiler göz ne kenarlarından, kaz ayaklarından mı bahsediyoruz? Ne olacak? Alnımızda, alnımı da ben mesela çok oynatırım. Çok sürekli mimikli konuşuyorsunuz. İnanılmaz siz de. Mimik var. Seviyorum mimiklerimi, olsun tabii, televizyon işi yapıyoruz sonuçta değil mi? Mimik olsun yüzümüzde, böyle olursak bizi kim izlesin? Doğru söylüyorsunuz. Şaşırdım mı, üzüldüm mü hiç belli değil. Ya birazcık şu kaşımı gözümü çatayım ama kırışmasın. Nasıl yapacağız bunu? Yine botulinum toksin uygulamaları. Hastalar bazen soruyorlar. Toksinden çok fazla çekinen, korkan hastamız oluyor. İşte yılan zehri mi bu? Evet, yılan zehri mi bu? İşte anlatıyorsunuz, bir bakteriden elde edilen bir toksin bu. Geçici olarak kas hareketini bloke ediyor. Amacımız, sizin orada çok sık mimik kullanıyorsanız ve çok güçlü kaslarınız varsa hem mimik kullanma sıklığınızı birazcık azaltmak hem kasların gücünü birazcık daha azaltmak ve sizin orada kırılan çizgiler oluşturmanızı engelliyor olmak. Çok yoğun mimik kullanılan kişilerde 25'li yaşlardan sonra başlanabiliyor botoksa. Ben kendim 28'de başladım. Ben yaklaşık 7 senedir kendim uyguluyorum. Mı? Tabii kaş aramda, alnımda, göz kenarlarımda var benim botoksum. En büyük endişe şey oluyor. Doğal görünmeyecek. Ben olmayacağım şeklinde endişelerle gelebiliyor hastalar. Şimdi şöyle bir şey var. Botoks yaptırmış diye ben mesela ayırt edebiliyorum çoğu zaman. Çünkü botoksulara has bir ifade oluyor. Hani böyle bir şaşkın değişik. İfade diyorsun. Şaşkın ifade, bir değişik yani, sanki normalde başka yerden kırışmış o göz ve tuhaf bir ifade. O zaman ben anlıyorum, ha botoks yaptırmış diye anlıyorum mesela, ama siz de hiç anlayamadınız. Uygun teknikle, uygun dozlarda yapıldığı zaman aslına bakarsanız sizin olduğunuzdan hiçbir şekilde farklı görünmeden o kasları daha az kullanmanızı biz sağlayabiliyoruz. Zaten önemli olan nokta da o. Botoks da yapıldığında, dolgu da yapıldığında sende bir hoşluk var, bir güzellik var ama ben ne olduğunu çözemiyorum demeleri. Yoksa botoks mu yaptırdın ya da dolgu mu yaptırdın demeleri tabii ki hoş bir geri bildirim olmuyor. Tabii günümüzde doğallık çok önemli. Kimse doğallığının aslında bozulmasını istemiyor. Bir yandan da tabii ki gençliğinin de kaybolmasını istemiyor. Bunu biraz ötelemek, biraz geciktirmek istiyoruz. Bunun için yöntemleri aslında soruyoruz Ayça Hocam size. Böyle aklıma geldikçe soruyorum. Şimdi leke tedavisi için mesela galiba uygun mevsimdeyiz. Hani mesela güneş çok tepede olduğunda, yüzümüzün biraz daha güneşe maruz kaldığı mevsimlerde sıkıntı oluyor. Leke tedavisi lazerle mi yapılır bir tek? Lazer dışında da farklı yöntemler söz konusu ama çoğunlukla en belirgin faydayı yine lazerle sağlayabiliyoruz. Sonbahar, kış dönemlerinde daha mantıklı oluyor bu tarzdaki tedavileri uygulamak. Çünkü bazen biz lazerle cildi hassaslaştırabiliyoruz. Güneşli mevsimlerde ardından yeterli koruma sağlanmazsa o lekelerin hemen geri döndüğünü ya da bir şekilde iyileşmediğini arttığını, ya da arttığını dediğiniz gibi görebiliyoruz.
Farklı leke tipleri var tabii ki. Melazma dediğimiz özellikle bu doğum kontrol hapları kullanımına gebeliğe bağlı olarak hem hormonların hem güneşin etkisiyle olan bir leke çeşidimiz var. O maalesef en belalı olan, en fazla bizi yoran ve üzen tedavi. Lazerle yine onda da belirgin faydalar sağlayabiliyoruz. Bunun dışında bazı mezoterapi teknikleri söz konusu. Bunlarla bir miktar açılma sağlamak mümkün olabiliyor. Onun dışında kimyasal peelingleri zaman zaman ekleyebiliyoruz. Birçok farklı tedavi yöntemi söz konusu burada. Ya da özel karışım şeklinde eczaneden kişilerin alabileceği bazı reçeteye giren ürünler önerebiliyoruz zaman zaman. Hafif soyulma ile beraber lekelerde aydınlanmayı bu şekilde de sağlayabiliyoruz. Güneş lekeleri vardır. Daha çok böyle yaşla beraber ortaya çıkan ve sayıları artan lekeler. Onlarda daha çok Q-switch endiyak lazer dediğimiz bizim leke tedavilerinde, dönme silme tedavilerinde kullandığımız bir lazer çeşidi var. Onunla müdahale yapmamız gerekiyor. Şöyle bir dezavantaj olarak söyleyebilirim. Kabuklanma gerçekleştiriyor lekelerin olduğu bölgelerde. Yaklaşık olarak 2 haftalık süreç içerisinde orada hafif kabuklanmalar, onun dökülmesiyle altta böyle hafif pembemsi bir dokunun çıkması şeklinde bir seyir söz konusu oluyor. O dönem sonuçta içerisinde, orada bir iyileşme var. Aynen öyle. O dönem içerisinde yoğun şekilde güneşten korumak gerekiyor ki o lekeler geri gelmesinler ya da tamamıyla tedavi olabilsinler diye. Dolayısıyla da en belirgin özellikle güneş lekelerinde tedavi yöntemi lazerle sağlanabilmekte. Evet, son sorum akneleri soracağım. Hem akneler hem de burada oyuk oyuk akne izleri oluyor ya, onlardan çok muzdarip arkadaşım var. Bunun da çözümü yine medikal estetik de olabilir mi? Birçok farklı tedavi yöntemi var. Tabii ki bir dermatolog olarak öncelikle aktif aknenin tedavisine yönelmek gerekiyor. İşte kişinin uygun kullanacağı cilt temizleyici ürünlerden tutun, işte bir şekilde aknenin tipine ve şiddetine göre kullanılabilecek ağızdan alınan ya da sürme şekilde ilaçlar söz konusu olabiliyor. Önce bunlarla beraber akneyi tedavi etmeye yönelik bir protokol başlamak mantıklı oluyor. Ardından da lekelerin, izlerin tedavilerine yönelik bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2 haftalık aralarla başlayıp daha sonrasındaki birer aylık aralara çekilebilecek aralıklarla ben cilt bakımını mutlaka öneriyorum akneye yatkın ciltlerde. İzlerin tedavisi amaçlı da birçok farklı tedavi yöntemini kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi dermapen, dermastem denilen mikro iğneleme yöntemleri. Hafif olan izlerde o kanalcıklamanın aracılığıyla yine kolajen ve elastin yapımını uyarıp oradaki izleri toparlamaya yardımcı olabiliyor. Daha soft bir tedavi bu. Yine PRP ile kombine edebiliyoruz bunu. Onun dışında fraksiyonel lazer uygulamaları söz konusu. Özellikle belirgin çukur izleri olan kişilerde en bariz faydayı fraksiyonel lazer uygulamalarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Yine PRP'den burada da yardım alıyoruz. Çünkü trombosit denilen kök hücreler belirgin şekilde onarımı, yenilenmeyi uyardığı kök için daha bariz. Kök hücre her yerde çalışıyor sonuç olarak. Nereye konsa orada çalışıyor. Aynen öyle. Yine ilk başlangıçta konuştuğumuz altın iğne yöntemleri denilen iğneli radyofrekans yöntemleri de hem gözenekleri toparlama hem akne izlerini toparlama konusunda bize faydalar sağlıyor. Dolayısıyla da uygun tedaviyi belirleyip o akne izlerinden kurtulabilmek mümkün olabilmektir. Evet, hem dermatoloji konusunda hem de aslında medikal estetik konusunda bilgiler aldık. Uzman Doktor Ayça Alan Atalay, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Gülerim. Sağ olun hocam. Evet, günaydın doktora devam ediyoruz. Şu anda alt lomber skolyoz ameliyatı yapıyoruz. Ne demek? Omurga eğriliği. Obezite başlı başına pek çok sağlık sorununu yanda taşıyan, pek çok sağlık sorunu iç içe olan bir durum. Pembe estetik işleminden bahsetmek istiyorum. Noel Hanım güldüğü zaman diş etleri görünüyordu. Bugün botoks kimlere yapılır, niye yapılır, nasıl yapılır, ne zaman yapılır, bunları konuşacağız. Evet, operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu bugün bana katılamadı programı sunarken ama daha önce onun ameliyatına biz konuk olmuştuk. Ameliyatta çok güzel, çok önemli bilgiler vermişti bize. İsterseniz onları bir hatırlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz ameliyathanemize. Şu anda alt lomber skolyoz ameliyatı yapıyoruz. Ne demek? Omurga eğriliği. Yani omurgamızda oluşan eğriliklerde nasıl bir tedavi yöntemi yapıyoruz? O vida platin ameliyatları yapıp o omurgayı nasıl düzeltiyoruz? Bugün hep beraber o ameliyatı yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Biz şimdi alt bölgede hastamızın o eğik olan, omurgasındaki eğilmiş olan kısmı açtık. Burayı açıp
tamamen omurganın o eğik kısımlarını ortaya koyacağız ve ondan sonra tek tek vidalar koyup düzeltmeye başlayacağız. Başlıyoruz. Omurgadaki oynamış olan, kaymış olan ve eğilmiş olan kısımlara ulaştık. Güzelce açtık. Şimdi tek tek onların ölçümlerini yaptık. Ölçümlerimizi buradaki aletlerimizle yapıyoruz. Ve skopi dediğimiz ameliyathanede kullanılan bu aletlerle ölçümü yaptıktan sonra ameliyat programımıza uygun bir şekilde buraları şimdi vidalamaya başlıyoruz. Vidalama için bütün hepsinde tek tek yer ayarlıyoruz. Tek tek yer ayarladıktan sonra da bu bölgeyi güzelce vida ile sabitlemeye başlayacağız. Evet, açma edelim. Burada şu anda omurgadaki ilk vidamızı koyuyoruz. Eğik olan kısma. Şu anda ilk vidamızı gönderiyoruz. Bunları tek tek skop ile hepsine bakacağız. Şu anda ilk vidamızı taktık. Vidamızdan bir örnek gösterebilir misin Kaan? Evet, şu vida omurganın içerisinde implante edildi. Birazdan bunun skopideki görüntülerine bakacağız. Hep beraber o detaylı bir şekilde nasıl olduğuna dair ölçümlerimize devam edeceğiz. Bunu yaparken özellikle omurganın hassasiyetine bakıyoruz. Omurganın pedikül dediğimiz ayak sık kalınlıklarına bakıyoruz. Bir de tabii ki çok önemli olan kemik kalitesine bakıyoruz. Kemik kalitesini ameliyat öncesinde ölçümlerini yaptık. Hastamızın kemik kalitesi gayet iyi. O yüzden kemik çimentolama ameliyatı yapmayacağız ama kemik aşı ameliyatının devamında yapılacak. Yani bu füzyon dediğimiz vidaları taktıktan sonra kemiklerle beraber güzelce aşılayıp sağlamlaştıracağız ameliyatın devam eden dakikalarında. Devam ediyoruz. Evet, vidamızı devam ediyoruz takmaya. Biz anestezi açısından hastalarımızı genelde bu lomber skolyoz bile olsa, bel kayması da olsa, vida ameliyatı da olsa uyutmadan da yapma şansımız var. Hastanın tamamen kendi seçimi ama bizim için konforlu. En azından bu sohbetimizi hastamız duyabiliyor. Ve bu tür ameliyatlardaki bütün korkusu, yani o felç korkusu, o vida takılırsa omurgam zedelenir, omuriliğim zedelenir, ayağımda felç olur korkularını bir yana bırakmış oluyor. Tabii bunun yanında narkoz korkusu da var. Halen daha atamadıkları bir korku. Yani çok teknoloji gelişti. İnanılmaz derecede bir sürü anestezik ajanlar olmasına rağmen hala da hastaların bir narkoz aldıktan sonra uyanamama gibi bir içte yatan korkuları var. Bunların hepsini yenmek için. Bu hastamız da belindeki kaymadan ve omurga eğriliğinden dolayı yıllardır ameliyattan kaçan bir hastamız. Gerçekten yıllardır ameliyat olmamış. Olmaktan çok korkmasının tek nedeni felç korkusu. Ve felç korkusu bu hastayı bugünlere getirmiş. Artık dayanamaz olmuş. Evinde yol yürüyemez. Mutfak tezgahına iki tane patates soyamaz olmuş. Ve ondan sonra da tabii ki seçim olarak geldi. Ve biz ona tabii ki bu sağ olsun bize güvendi. Biz ona yapacağımız ameliyatı önce şemada anlattık. Maket üstünde anlattık. Sonra kendi ameliyatıyla ilgili bilgiler verdik. Ve hastamız şu anda ameliyat masasında. Hep beraber bir skopi görüntüsüne bakalım. Şimdi attığımız iki tane ön belirleyici vidalarımız yerinde gayet güzel. Uzunlukları gayet iyi. Kayan bölge, bel kayması olan bölge ve omurganın eğildiği en alt kısım bu. Sonra üstlere ve diğer tarafa da atacağız. Ama vidalarımız gayet güzel.